Dolarda sabahleyin 85-60'da olan kırılma sertleşip 42-20'lere kadar devam etti. 42-20'lerden 61-80'e bir tepki yaptı. Orada tekrar 50'lere geldi. Sonra tekrar 61-80'e gitti. Şimdi burayı iki defa 61-80, 61-90'ı denedi. Önümüzdeki 1-2 saat burası önemli. 61-90'ı geçemediği sürece dolar 42-20'ye doğru akşamleyin yığılabilir. Ama ne gibi açıklamalar gelir, haber akışı ne olur, kestirmek zor. Ama 61-80, 61-90'ın üzerinde iş tekrardan 67-50-68 bandına doğru değişebilir. 61-90 önemli bir pivot nokta, oraya dikkat etmek lazım. Bugün şu andaki görüntüde dolar birazcık gerek yarım saatlik gerek 60 dakikalık grafiklerde bayağı bir güç kaybetti. 42-20 önemli bir destek oldu. Bunun altında yarın 6.30'lar, 6.24'ler var. Ama özellikle şu 61.90 seviyesini iyi izlemek lazım. Oraya geçemediği sürece dolarda şimdilik bir sıkıntı yok gibi. Bizim piyasada yukarıda açıldı. Direktman %4'e yakın primler vardı bankalarda. Tabii 2-3 gündür bayağı mı alıyordu. %4 kar iyi görünce insanlar tekrar satışa geçtiler. Garanti bir diri duruyor. İkinci seans 6'nın altına vermişlerdi. 6-11, 6-12'ye kadar geldi. Hala %4 yukarıda. Diğer bankalar %2 yukarıda. Akbank hatta %1. Yani aslında garanti verip Akbank veya İşçi'ye alınıp bir pair trade yapılabilir. Arada %3, %4'lük bir makas oldu garantiyle. Yani garanti alınıp garanti satılıp İş Bankası alınabilir veya garanti satılıp Akbank alınabilir. Arada %3, %4'lük bir makas var. Yapı Kredi diri duruyor. Yani realizasyondan sonra. Yani aslında günün özeti şu. %4 gibi bir yukarı açıldı bankalar. Ondan sonra kar satışı yedi. Bunların içinde en sağlamı garanti durdu. Yarın eğer ki dolar 61.90'ın üzerine 62'nin üzerine gidemezse akşamleyin herhangi bir haber akışıyla yarın piyasa tekrardan diri olacaktır. Ama önümüzde bir 2 saat kaldı. Bu 2 saat garanti dışında aslında piyasa zayıf. Ama bir tek garanti tutuyor. Eğer Garanti Bankası'nda satış biraz gelirse piyasa bir 300-400 puan daha akşam gerileyebilir. Ama yarın gene piyasa fena olmayacak gibi duruyor. Ama özellikle haber akışı ne olur görmek lazım. Dolar 6.62'yi geçmediği sürece herhangi bir sıkıntı yok.